için ağlıyorsun anne? Yok bir şey tatlım. Baban niye gelmedi bizimle? Babanın biraz işi varmış yavrum. Daha sonra gelecek. Ateşi de düşmüş bir tanemin. E annesi ağlama artık ya, ağlama. Senin haberin var mıydı Kerim? Yok ya. Benim de yeni haberim oldu. Hala şoktayım. Hadi bakayım. Daha sonra konuşuruz bunları. Şimdi sırası değil. Benim de iki çift lafım olacak o şahsa. Ha bir daha da ağzımı açıp konuşursam. O artık benim muhatabım değil. Yok benim böyle bir... Al şunu. Ay. Ya sen izansızlığa bak kadındaki, izansızlığa bak ya. Kadın kusura bakma, sen benim evladımsın. Hiç şey değil. Ama bak izansız, ya sen. Tamam, benim oğlum dingil, benim oğlum eşek sıpası, benim oğlum şuursuz. Evlendin, ertesi gün alırsın karını, gelirsin şirkete, karşıma oturursun. Dersin ki böyleyken böyle, baba öyle oldu, baba böyle oldu. Onun için öyle yaptım, bunu böyle yaptım, onu ötekini öyle yapmadım. Ama bu ne? Ya gündüz, gündüz. Gündüzü bildin mi, hatırladın mı? Bunun anasıyla giden şuursuz var ya, o geldi anlattı ya. O yarım kay, şu kadarcık aklıyla, o sığır anlattı. Benim oğlumda bunlar yok. Bunlar yuva yaparken eliyle köyde... Baba, Allah aşkına tamam ne olur süper bir şey yap hadi. Sen benim kızımsın hiç kusura bakma. Bak seninle alakası yok. Ama arkadaş sen evin içine gece yarısı dikilip de... ...adamın eski karısının, çoluğunun, çocuğunun, ailesinin yanında zeybeklik etmek ne ya? Bu nedir ya? Ya senin kardeşin böyle bir insan değildi. Melek böyle bir insan değildi. Bu nasıl bir insansızlık? Bu nasıl bir... Üzülme sen... Ayda bak sen gel. Yok yavrum ben sana bir şey demiyorum. Ben kızımla, evladımla, yavrumla dertleşiyorum. Baba kız şeysi yani. Bak hamile hamile. Seni de üzdüler yavrum. Baba çok sinirliyim ben. Çok sinirliyim. Çok haklısın. Çünkü çok şuursuz. Yok. Korkma. İcansız yani onu demek istedim. Sen bir kere niye üzülüyorsun? Sen bunları hiç şey yapmayacaksın, ayrılmayacaksın. Sen düğmeyle meşgul ol ya. Baba ne olacak şimdi? Ya Zeynep yengem mahvoldu. İnsan en azından bir yıl beklemez mi canım? Kadın daha burada bizimle yaşarken başka bir kadına nasıl evlenir abim ya? Yapma. Sen şey yapma kızım. Sen şey yapma yani, şey yapmıyorsun değil mi? Ay. Hüseyin, bu gece çok gerildim biliyorum. Ama bu adımı atmamız gerekiyordu. Sonuçta ben kötü bir şey yapmadım. Sevdiğim adama ve çocuğuma sahip çıktım. Bunun için bana bağırıp çağıracaksan tamam. Melek, şu anda konuşmak istemiyorum. Özellikle de çocuğun yanında. Hüseyin, daha evlendiğimiz gün beni bıraktın gittin. Evliliğimi gizli saklı yaşamamı beklemiyordun herhalde. O zaman neden evlendik ki biz? Ailemden edeceksin öyle mi? Bitireceğim seni. Senin bunların hepsini burnundan fitil fitil getirmezsen rüya değil. Seni bitireceğim. Neyin varsa alacağım. Seni boşatacağım. Sen bu şehirden arkana bakmadan kaçıp gideceksin. Adi. Hiçbir şeysiz bırakacağım seni. Hiçbir şeysiz bırakacağım. Hadi bakalım.